Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Bugün yine bir başka videoda daha karşınızda olacağım. Bugün yine dip analizi serimizde bir hisseden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu hissemizin sektörel bazı çoğu çarpanı ucuz. Ayrıca temel olarak düzenli büyüyen bir hisse. Ve de arkadaşlar bu hissemiz yeni halka arz olmasına rağmen temettü veriyor arkadaşlar. Yani çok yeni bir hisse olmasına rağmen temettü veren bir şirket. Yani temel anlamda şirketin hiçbir sıkıntısı yok. Ama son bir haftada öyle bir karar alındı ki bu hissede hisse bir anda çatır çatır düşmeye başladı. Ve de ben açıkçası buraların dip seviyeler olduğunu düşünüyorum. Bu hissemizin arkadaşlar hangisi olduğunu belki de siz anladınız. Ben yine de söyleyeyim. Bu hissemiz arkadaşlar Art Yazılım. Şimdi Art Yazılım'ın öncelikle buraya grafiğini açalım. Şimdi öncelikle büyümelerine bakacağız. Şimdi satışlarımız bakın 2017'den itibaren bakıyorum ben. Bakın 30 milyondan 239 milyona yükselmiş. Faböklerine bakarsak bakın o da 10 milyondan 143 milyona yükselmiş. Burada güzel bir yükseliş var. Net karına bakalım. Net karımız da bakın yaklaşık 10 milyondan 133 milyona yükselmiş. Bu anlamda da yine gayet başarılı. Net borcumuz negatif. Bakın net borcu bile yani yok yani borcu yok. Öz kaynaklarımız ise 18 milyondan 270 milyona çıkmış. Yani şöyle bir genel olarak baktığımız zaman büyüyen gelişen bir şirket görünümü var bu şirkette. Şimdi gelelim şirketimizin sektörel bazı durumuna. Art Yazılım bakın aktif karlılık olarak sektörünün lideri olduğunu görebiliyorsunuz. Ve baktığımız zaman Art Yazılım'ın %45'lik bir aktif karlı olduğunu görüyoruz ve sektörüne göre bakın lider konumda olduğunu görebiliyorsunuz. Yani buna yaklaşabilen hangi şirket var? Bakın %34 ile burada Matrix bilgi dağıtım hissesi mevcut arkadaşlar. Şimdi öz sermaye karlılığına bakalım. Öz sermaye karlılığına baktığımız zaman bakın sektör ortalaması %25 ve Art Yazılım'ın öz sermaye karlılığı neredeyse sektörünün iki katı. Yani bu anlamda da yine başarılı olduğunu ve sektörüyle bakarsak yine sektöründeki şirketlere bakarsak yine neredeyse lider olduğunu görüyoruz. Bakın burada onu geçen bir tane şirket var. O da Matrix bilgi dağıtım ki onun da bakın FK'sı 23, Art Yazılım'ın FK'sı 8.36 yani Art Yazılım bu anlamda gayet yine başarılı. Şimdi FK'sını bir de sektörel bazı bakarsak bakın sektörünün yani yazılım sektörünün FK ortalaması 23.5, Art Yazılım'ın 8.36 yani sektörünün neredeyse 3'te 1'i fiyatında bu anlamda. PD bölü DD'ye bakalım. PD bölü DD'de sektör ortalaması 5.86. Art Yazılım'ın ise 4.13. Bu anlamda da yine başarılı olduğunu söyleyebilirim. FD bölü FABÖK bakalım. FD bölü FABÖK'te bakın 7.46. Sektör ortalaması da 19.21. Yani bu anlamda da yine başarılı olduğunu söyleyebilirim. Burada tek kötü olduğu yer var. O da piyasa değeri bölü satış. Bakın o anlamda sektörüne göre pahalı kalmış. Ama net borç bölü FABÖK'te de yine borcu olmadığı için negatif olduğu için yani sektör ortalaması 0.06. Zaten sektörü genel olarak yazılım sektöründe çok fazla borçlu şirket bulunmuyor. Art Yazılım'da onlardan bir tanesi. Zaten biz şirketin borçlu olmasını istemeyiz. Şimdi Art Yazılım'ın dediğimiz gibi bakın sektörüne baktığımız zaman gayet iyi olduğunu görebiliyoruz. Peki bu şirket neden bedelli yapmış? Yani biraz da bunları konuşalım madem. Yani niye şirket düşmüş? Arkadaşlar bakın şöyle kap bildirimlerine gelirseniz RDYZ kap yazalım. Bakın Art Yazılım'ın kap bildirimlerini takip etmenizi öneriyorum. Bu da niye önemli? Çünkü burada şirketin eğer bedelli muhabbeti varsa yani onaylanırsa nerelerde kullanabileceği hakkında bize detaylı bilgiler verecektir. Yani zaten burada bakın detaylı işte burada çok detaylı olmasa bile işte ne kadarlık bir bedelli bölünecek falan bunlardan bahsediyor bakın burada. Şöyle diğer kap bildirimlerine bakarsak da bakın şöyle sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin rapor. Bakın burada gelip bu raporu okuyabilirsiniz arkadaşlar. Ben şöyle kısa bir şekilde sizlere söyleyeyim. Bakın %35 finansal teknoloji yatırımları, %5
Bu %20'si de bakın Ar-Ge merkezleri ve ofis açılması. %30 da Ar-Ge yatırımları yapılması ve mevcut Ar-Ge faaliyetlerinin iyileştirilmesi. Baktığımız zaman %15'te bakın işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanılacakmış arkadaşlar. Yani tabii ben burada kabataslak söylüyorum. Siz gelip bu raporu okuyabilirsiniz. Yani nerelerde olacağını az çok bunları okuyarak bilgi edinebilirsiniz. Mesela bakın burada %30'luk kısmı demiş. Mesela Metaverse'tür, VR teknolojisi, işte artırılmış gerçeklik gibi gibi yatırımlara paralarını aktarmak istiyorlar arkadaşlar bu şirket. Yani dediğim gibi bu raporu okuyabilirsiniz. Evet, kap bildirimleri de işte bu şekilde arkadaşlar. Bir de arkadaşlar art yazılımı şöyle 50 şirket yani böyle bir ödülü var. Yani bu da ek bilgi olsun sizlere. Şimdi peki bunun tarihi belli mi? Arkadaşlar bakın onu da şuradan dediğim gibi kap bildirimlerinden yine takip edebilirsiniz. Bir de iş yatırımın çok güzel bir sitesi var. Buradan analiz kısmına art yazılım yazdığınız zaman bakın burada hem ne kadar bedelli bölündüğünü, ne kadar temettü verdiğini bakın her şeyi buradan görebiliyorsunuz. Sermaye artırımları kısmına geldiğiniz zaman bakın bedelli oranı %194. Yani tarihi açıklanmamış ve bölünme sonrası da sermayesi 500 milyon TL olacakmış. Bakın bunları burada yazıyor. Bakın temettü miktarı da yazıyor bakın burada. Art yazılımın bedelsiz daha önce dediğim yaklaşık 2 ay önce de bir bedelsiz bölünmesi oldu. O da %612 idi. Yani onu da bakın bütün burada bedelsiz bölünme, bedelli bölünme ve temettülerle ilgili detaylı bilgileri bakın dediğim gibi kap bildirimleri ve de düzenli olarak görmek istiyorsanız da yani hepsini bir arada görmek istiyorsanız da iş yatırımın bu sitesini kullanabilirsiniz. Evet şimdi gelelim artık yani art yazılımın bedelliyle ilgili bir de son olarak şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bana çokça soruluyor. Ben de şöyle sizlere birkaç bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar bakın art yazılım bedelli bölünecek zaman yani onaylanırsa şöyle RDYZ hatta ben onu şöyle size bir Word dosyası açayım ve orada göstereyim sizlere. Şimdi arkadaşlar bakın art yazılım normalde sizin portföyünüzü RDYZ şeklinde yazar. Bunu hatta şöyle büyütelim ki iyice yani görebilin. Evet niye olmadı? Bir saniye. Şöyle 26'yı alalım. Evet RDYZ şeklinde işte bilmem lot adediniz yazar. Sallıyorum 12 lot. Ve de burada işte tutarı yazar. O da sallıyorum yani herhangi bir şey. X miktar diyebilirsiniz. Şimdi %162 çok karışık olduğu için arkadaşlar ben direkt %100 bedelli bölünmeden bahsedeceğim sizlere. Yani diyelim ki bu şirket %100 bölünecek. Yani %162 yazıyor ama siz %100 bölünüyor gibi düşünün. Yani bu şirket bölündüğü zaman %100 bölünüyorsa yani bölünme sonrası ne yapar biliyor musunuz arkadaşlar portföyde? RDYZ lot sayınız 6 olur. Buradaki miktarınızda XXX miktarınız var diye burada. Yani biz buna X diyelim direkt kafanız karışmasın. X diyelim. Buradaki miktarınızda X bölü 2 olur. Bir de ayrıyetten RDYZ nokta R diye bir şey çıkar. Bu da yine %100 bölündüğü için 6'dır. Ve de burada yine miktar da X bölü 2 şeklinde olur. Ve eğer siz bedelliye katılmak istiyorsanız Buruçan'dan bir bu kadar daha almanız gerekiyor. Eğer katılmak istemiyorsanız da Buruçan'ı mutlaka satmalısınız arkadaşlar. Eğer satmazsanız buradaki para direkt şirkete gidiyor aklınızda bulunsun. Yani ben bedelli bölünmeyi bu şekilde biliyorum. Bana yorumlarda bu şekilde çok fazla soru geldiği için de bunu bu şekilde cevaplamak istedim arkadaşlar. Yani şöyle kısa kısa söylüyorum. Siz bence anlarsınız diye düşünüyorum. Şimdi bunu da kapatalım artık. Ya çünkü bizim buradaki asıl konumuz bu değil. Şimdi buradaki asıl konumuz arkadaşlar burada yani bir bedelli karar açıklandığı zaman bu hissede inanılmaz bir satış geldi. Yani bir bedelli bölünme haberi bu kadar etkiler mi yani böyle bir şirkette? Yani bunu tartışmak gerekir diye düşünüyorum. Bence yani bir bölünme kararı geldi diye bir sürü şirket bedelli bölünme kararı alıyor. Yani temeli iyi olan şirketler de bazen bedelli bölünme kararı alabiliyorlar. Yani ama bu kadar da fiyat hareketlerinde bu kadar sert bir hareket olması anormal geliyor bana açıkçası. Bir de arkadaşlar bunu hareketi gördüğüm zaman benim aklıma direkt Warren Buffett'ın o meşhur sözü
aklıma geliyor arkadaşlar. O da nedir? Herkesin korktuğu yerde siz açgözlü olun. Yani burada artık yani bir domino etkisi yaratılmış diye düşünüyorum ben. Büyük yatırımcılar bir anda satarken küçük yatırımcılar da biz de bir an önce elimizden çıkaralım şeklinde bir havaya bürünmüşler. Ve bir anda çat 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 bir anda inanılmaz bir satış gelmiş diye düşünüyorum ben. Bir domino etkisi olmuş. Ve de arkadaşlar dediğim gibi bu hisse şu anda yani herkes almaya korkuyor. Çünkü belirsizlik var, panik var. Ve de böyle ortamlarda yani böyle bu tarz yani kriz ortamlarında yani kriz derken sadece ülke anlamında krizden bahsetmiyoruz tabii ki burada. Hisse anlamında da krizler olabilir. Yani bu tarz kriz ortamlarında fırsata çevirebilirsiniz. Tabii ki bu benim kendi fikrimdir. Kesinlikle böyle bir şey olacak demiyorum. Sadece bu benim kendi düşüncemdir. Siz de kesinlikle fikirlerinizi yorum kısmına belirtin arkadaşlar. Olumlu ya da olumsuz. Yani sana katılmıyorum ya da sana şöyle katılıyorum şeklinde yorumlarınızı yazın ki ben de fikirlerinizi bileyim. Ben tekrardan kendi fikrime dönecek olursam buraların diplere yakın olduğunu düşünüyorum. Ve arkadaşlar bakın şurada yaklaşık olarak Mayıs 2020, 11 Mayıs 2020'de 5.45'lik bir fiyatı mevcut. Yani burayla bakın daha önce burada direnç olan 12 Ekim 2020'deki direnci olan 5.91 bandının önemli bir destek bandı olabileceğini düşünüyorum. Bakın daha önce buralara gelmiş 5.86'ya değmiş ve buralardan inanılmaz bir rally yapmış. Yani %50'lik bir yükseliş neredeyse bu. Ve bu %50 yükselişi de 49 gün içerisinde yaptığını görüyoruz. Ve şu anda yine inanılmaz bir sert satış var. Ve bu satış eğer bu yeşil bölgeye gelirse buralardan yine yukarılara doğru ataklar yapabileceğini düşünüyorum. Onu da arkadaşlar şöyle söyleyeyim sizlere. Buralara gelirse eğer bakın burada 9.13 ve de 8.41 yani bu bölgeye kadar bir yükseliş gelebilir. Şimdi buralara gelip buralara değmesi yani biz ne kadarlık bir banttan bahsediyoruz? Yaklaşık olarak bakın burada %66'lık bir bant mevcut. Bakalım bunu sektörel bazı karşılıyor mu? Zaten büyüme olarak çok güzel. Büyüme olarak her türlü karşılıyor. Ama biz bir de sektörel bazı durumuna bakalım. Öncelikle hesap makinemizi açalım. Şimdi hesap makinemizi açtığımız zaman öncelikle ne yapıyorduk? Ödenmiş sermaye diyorum. Öz sermaye karlılığının sektörel bazı durumuna bakıyorduk. Şimdi art yazılımını öz sermaye karlılığı %49,5. Sektör ortalaması %24,9. Yani 49,5'i 24,9'a bölersek bakın %98'lik bir fazlalığı var. Yani burada %60'lık band her türlü karşılanıyor. Yani ben burada FK'ya bakarsam zaten inanılmaz bir hedef fiyat çıkar. Yine PWDD'ye baksam yine inanılmaz bir hedef fiyat çıkar. Ve de aynı şekilde FWFAV'ya baksam yine inanılmaz bir hedef fiyat çıkar. Yani her türlü %66'lık hedef fiyatın burada oluşabileceğini görebiliyoruz. Burada 5.91 ile 5.48 bandına geldiği zaman pardon 5.45 bunu ben yanlış çizdim ama aşağı yukarı %66 yani %70 diyelim hadi. Yani %70'lik bakın aralık her türlü sadece öz sermaye karlılığından karşılanıyor. Ki bakın FK zaten sektörünün neredeyse 3'te 1. Yani mesela yapalım arkadaşlar FK'ya göre hedef fiyatını bulalım. Şimdi çarpı burada 23,50 bölüm 8,36. Bakın burada 5,58'lik katlık yani bu kat arkadaşlar fiyat değil 5,58 katlık bir potansiyel var. Ve ben bunu bakın 6,57'den değil gidip 5,45'ten yani bana göre bakın şuradaki 5,45'teki destekteki diple çarpacağım bunu. Çarpı 5,45. Yani bunu yaptığım zaman bakın 30 küsürlük bir hedef fiyat karşıma çıkıyor arkadaşlar. Yani burada her türlü bu %66'lık yükselişin gelebileceğini düşünüyorum. Yani bu kadar sert yükselişin sert bir yükselişi de olabilir arkadaşlar. Tabii ki sert yükselecek demiyorum. Bakın burada altını çizeyim tekrardan. Ama buralara doğru bir atak bekliyorum. Yani ne kadar zamanda gelir bilemem. Mesela burada bakın gördüğünüz gibi 49 gün içerisinde gelmiş. Yani 2 ay diyelim biz buna. 2 ayda %49'luk bir yükseliş. Hesap makinesinde 2 ayda %49'luk yükseliş demek. Senede bu yükselişi 6 kere yakalamak demektir. Ben o zaman şöyle bir hesap yapayım. 1,49 üzeri 6 yaptığım zaman bakın senede %49'luk 6 kere yükseliş yakalarsam
bir senede paramı yaklaşık 10 kat yapıyorum ki bu bence inanılmaz bir para bence. Yani bir senede 10 kat yapmak demek bence güzel bir şey. Yani 10 kat Allah bereket versin derim ben şahsen kendi adıma. Evet arkadaşlar, art yazılım ile ilgili düşüncelerim bu şekilde. Siz kesinlikle fikirlerinizi yorum kısmına belirtin ve de hiçbir hisseyi yani isterseniz karşınızda sizin analiz olarak çok beğendiğiniz biri olsun. Kesinlikle fikirlerini hemen atlayıp yapmayın. Kesinlikle kendi analizinizi üşenmeyip kendiniz yapın. Hiçbir videodan etkilenip de direkt o hisseye atlamayın arkadaşlar. Benim size en büyük tavsiyelerimden biri budur. Kendinizi geliştirin daima borsa konusunda. Evet arkadaşlar, dediğimiz gibi bu videoda anlatılanlar tamamıyla eğitim çalışmasıdır. Hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Videomuzu beğenip kanala abone olarak, videomuzun altına yorum bırakarak ve de katıl butonundan yapacağınız bağışlarla videomuzu destekleyebilirsiniz diyorum. Açıklama kısmından Telegram grubumuza katılabilir ve de abone olun yanındaki zil tuşuna basarak videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın diyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.